Kıymetli dostlarım, gazeteci yazar Fatih Altaylı ile son günlerde aramızda karşılıklı bir diyalog yaşanmıştır. Sizler de yaşanan bu diyaloğa şahit oldunuz. Kimin haklı, kimin haksız olduğunun kararını bu dünyada sizlerin, hak dünyada da Yüce Allah'ın hakimliğine bırakıyorum. En son yapmış olduğu açıklamada şahsının başına her ne gelirse gelsin, bundan sadece ve sadece beni sorumlu tutacağını anlatan düşüncelerini Cumhuriyet savcılarımıza bir duyuru şeklinde köşesinde belirtmiştir. Fatih Altaylı Bey aslında farkında olmadan av sezonunu başlatmış, av olarak da kendisini benim düşmanlarıma sunmuştur. İnsanlar yaşlandıkça daha zeki ve daha öngörülü olurlar. Ancak hiç kusura bakmasın ki bu örnekleme Fatih Altaylı Bey'i kapsamamaktadır. Şahsımı seversiniz ya da sevmezsiniz. Bu önemli değil. Ancak terör örgütleri tarafından öldürülmesiyle ilgili koruma ve terör şubelerinde en fazla istihbarat notu bulunan şahsımla ilgili böyle bir yazıyı kaleme alırsanız, kanun önünde kendinizi garanti altına almaktan ziyade terör örgütlerinin hedefi haline getirmiş olursunuz. Güvenlik tedbirlerimiz, geçmiş tecrübelerimiz ve sayısal çoğunluğumuzdan dolayı tabii ki en önemlisi de Yüce Allah'ın korumasıyla bana bir suikast yapıp benden şu ana kadar kurtulamayanlar beni hedefe koyabilmek adına Fatih Altaylı'ya yöneleceklerdir. Onu öldürerek veya zarar vererek şahsımı zor duruma düşüreceklerdir. Şu an söylediklerim de sayın kolluk güçlerine ve sayın savcılık makamlarına benim arzımdır. Fatih Altaylı'yı lütfen koruma altına alın. Kendisine, şahsıma zarar vermek için önümüzdeki günlerde bir saldırı yapılması olasıdır. Koruma altına alınması mutlaka gerekmektedir. Bu nedenlerle kendisi herhangi bir saldırıya uğrarsa hiçbir surette sorumluluk ve suçlama kabul etmeyeceğimi şimdiden arz ederim. Bir umuttur yaşamak.